Evet değerli izleyiciler, bültenimize hoş geldiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başın Rusya Meclisi Duma'da milli ekonomi modelini anlatmasının birinci yıl dönümü. Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu konuyu işleyen Profesör Doktor Haydar Baş, takdir Türk milletinindir. Ya Rusya'yı ayağa kaldırdığı gibi bize de adil paylaşımda huzuru, refahı ve bereketi sunacak, Türk devletinin maddi esaretten kurtaracak milli ekonomi modelini tercih edecek, ya da soğan ekmeye devam diyecek ifadesini kullandı. Geçen sene bugün biz Rusya Duması'nda milli ekonomi modeli oturumunu gerçekleştirmiştik. 5 saat süren oturumu Duma'da meclis başkanlığı da yapmış olan ve şu anda meclis başkan yardımcılığında bulunan Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Putin'in danışmanlarından Jirnovski yönetmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanları, bakanlar, milletvekilleri, profesörler, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan seçkin bir kadroya seslendik. Bizim sunumumuzdan sonra profesörler de söz aldılar. Putin'in danışman ...Profesör Doktor Andrei Korotkov... ...bizlere Putin'in... ...Milli Ekonomi Modelinin tamamını... ...Rusya'da uygulayacağız mesajını iletti. Bu mesaj aslında Rusya'nın kapitalizmi... ...sessiz bir devrimle tarihe gömen... ...Milli Ekonomi modeliyle ...ABD karşısında kazandığı zaferiydi. Profesör Doktor Lebedev... ...Duma'da Milli Ekonomi Modeli hakkında... ...ben dünyanın bir numaralı... ...iktisat matematikçisiyim. Tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kodla karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen... Prof problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar bunlar şeklinde konuştu. Profesör Doktor Gavrilets... tezin matematiği denge içinde diyerek tezin her meseleyi çözebilen bütünlüğüne dikkat çekti. Profesör Doktor Lisiçkin, bu tezin Duma'da görüşülmesi tarihi bir olaydır. Tez tamamen çözümdür vurgusunu yaptı. Profesör Doktor Volkonski ise milli ekonomi modelinin bambaşka bir tarafını anlattı. Rusya'da din ve ilim her zaman hiç barışmadı. Haydarbaş dinle ilmi barıştırdı. Başın tezinin uygulanmasıyla topluma huzur gelir dedi. Bu açıklama Ortodoks Rusya'nın Müslüman Türk bir ilim adamının tezi olan milli ekonomi modelini takdiridir. Profesör Doktor Viktor Minin de Amerika Birleşik Devletleri radikal İslam'ı ve radikal Hristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Terörün önüne ancak Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle geçilebilir. Bunun için Rusya'ya milli ekonomi modeli şarttır şeklinde konuştu. Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kerimov Türkiye'de de örneğini gördüğümüz bir hakikatin altını çizdi. you <laughs> Rusya'nın iki ünlü alimi Bogomolov ve Kavganov'un yahut Nobel ödüllü Stiglitz'in fikirlerinde Haydarbaş'ın tezine yakınlaşmalar var. Haydarbaş'ın adını şu anda dile getirmeseler de hepsi görüşlerinin aslında Haydarbaş'a ait olduğunu itiraf edecekler dedi. Profesörlerin milli ekonomi modelini bizden iyi anlayarak anlatmaları, çağın tezi demeleri ve arka arkaya tezin farklı özelliklerini aktaran sunumları, salonu dolduran milletvekilleri, bakanlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri tarafından da dikkatle takip edildi. Rusya'da ders kitabı olarak okutulmaya başlanan Milli Ekonomi Modeli kitabının Rusça tercümesini öğrencilerin ellerinde görmek bizlere ayrı bir gurur yaşatmıştı. Parlamento'ya misafir devlet başkanlarının giriş yaptığı özel kapıdan ve kapıda karşılanılarak Duma'ya girdik. Türkiye'de Meclis'te vekil olarak yer bulamayan bizler süper güç Rusya'nın Meclisi'nde onur konuğuyduk. Bu büyük hadise maalesef ülkemizde tek kare yer bulmadı. Ağacın tepesinde kalan kedinin kurtarılışını yarım saat veren TV kanalları, Türkiye ve Müslüman Türk için büyük bir şeref vesilesi bu hadisi görmezden geldiler. 2013 senesini 2014'e bağlayan gece, 2013'ün en önemli olayı, Duma'da kapitalizmi ezen milli ekonomi modelinin gizlenmesidir yorumunda bulunmuştuk. Boyalı basının gizlediği bu büyük hadise, bu çevrelerin Türk milletini zerre kadar umursamadığını göstermektedir. Zira bizzat Putin, bu modeli hal halka huzur getireceği, adil gelir dağılımı sağlayacağı için Rusya'da uygulayacağım demiştir. Milli ekonomi modeli gizlendikçe tam bağımsızlığı temsil ettiğini ve milli duruşun simgesi olduğunu ispatlamaktadır. Takdir Türk milletinindir. Ya Rusya'yı ayağa kaldırdığı gibi bize de adil paylaşımla huzuru, refahı ve bereketi sunacak, Türk devletini maddi esaretten kurtaracak milli ekonomi modelini tercih edecek ya da soğan ekmeğe devam diyecek. Professor Dr. Haidar Bash.